Selamlar, nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Ben yine sizlere Spider-Man'den bazı haberler getirdim. Yine bize Sony'nin söylediği yalanlardan bahsedeceğim. Sevineceğiniz bazı haberlerimiz var, sevinemeyeceğiniz bazı haberlerimiz var, garip garip muhabbetler var. Yani bu videoda her şeye değineceğiz. Birazcık kanal garip gidiyor. Bu videoyu izleyenler like atarsa, yorum yaparsa çok sevinirim. İzlensek de izlenmesek de ben buradayım bu arada. Bir yere gitmiyorum ama daha fazla izlensek tabii ki de benim için daha iyi olur. Yapanlar varsa teşekkür ediyorum. Daha da uzatmayacağım. Hadi bakalım artık haberlere geçiyoruz. Canlar biliyorsunuz birkaç ay önce Venom'un 3. filminin fragmanı gelmişti. Bizler bu fragmanı izlemiştik. Kimi kısmını beğendik, kimi kısmını beğenmedik. Fragmanda bazı detaylar vardı. Bazı detaylar Örümcek Adam bulunmaktaydı. Her bir Örümcek Adam evrenine farklı farklı göndermeler vardı. Venom'un 3. filminin fragmanı aslında çok karışıktı diyebiliriz. Yani çorba gibiydi. Ondan bundan şundan katmışlar gibiydi. Ve biz buna alışıktık bu arada. Sony'nin Spider-Man düşmanlarına yaptığı filmlerin fragmanı genelde bu şekilde oluyor. Örümcek adama böyle göz kırpıyorlar falan filan ama hiçbir zaman tam anlamıyla Örümcek Adam'ı göstermiyorlar elbette. Hatta öyle ki Sony yeri geliyor bazen bizlere fragmanda yalan söylüyor. Ama bu yalanlar Marvel'ın yalanları gibi değil. Mesela Marvel genelde fragmanlarda yalan söyleyecekse şöyle yapıyor. Örneğin sürprizi kaçmaması gereken bir karakter varsa onu fragmandan kesiyor. Mesela Civil War filminin fragmanında örümcek adam yoktu. Ama filme bir baktık örümcek adamı oradaki sahnelerden kesmişler. Aslında orada örümcek adam varmış. Ancak Sony'ye geldiğimiz zaman durum tam tersi. Sony filmde olan bir karakteri fragmana koymamak yerine filmde olmayan bir karakteri fragmanda filmde varmış gibi göstermeyi tercih ediyor. Bunun en büyük örneğini Morbius filminde görmüştük ve çok sinirlenmiştik. Her neyse bugün haberine şöyle bağlayacağım olayı. Canlar biliyorsunuz izlediğimiz Venom fragmanda çok garip şeyler görünmekteydi. Bu garip şeylerin en büyüklerinden bir tanesi de MCU'de kalan simbiyot parçasının bu fragmanda yakalanmasıydı. Bizler bunu acayip şaşırmıştık lan bu nasıl oluyor falan filan demiştik. Simbiyotu yakalayan adam normalde Venom'un evreninde. Ve bu adam gerçekten sıradan bir asker. Yani nasıl olur da paralel evrendeki başka bir simbiyotu yakalayabiliyor falan diye düşünmüştük. Ama sonrasında ben sizlere demiştim ki arkadaşlar bu sahne sahte olabilir. Sony bugüne kadar bizlere çok şakayız yalan söyledi. Bu da yalanlardan bir tanesi olabilir demiştim. Ve galiba şimdi çıkan habere göre o sahne yalanmış arkadaşlar. Venom'un simbiyot parçası MCU'da kalmaya devam edecekmiş. Ve galiba bu sahne yalanmış. Bizlere birçok güvenilir Spider-Man haberini veren Daniel rp demiş ki Venom'un 3. filminin fragmanına kesinlikle güvenmeyin. O fragmanda sizlere yanıltmak için bir sürü sahne konuldu. En güvenmeyeceğiniz Sony fragmanlarından bir tanesi bu. Özellikle ensüdeki simbiyot sahnesinin falan yalan olduğunu düşünüyorum tarzında bir açıklama yapmış kendisi. Ve ben bu adama güvenirim arkadaşlar. Bu adam yalandı değilse gerçekten bu fragmanda yalan şeyler bulunmaktadır. Ve zaten bunu biz de düşünmüştük. Muhtemelen doğru çıkacak. Muhtemelen filmde ya öyle bir sahne olmayacak ya da o sahnenin değiştirilmiş versiyonu falan bulunacak. Anlayacağınız Sony hani belki filme ilgi çekmek için, belki fragmanı konuşturmak için veya çok düşük bir ihtimal filmden spoiler vermemek için böyle bir sahne eklemiş olabilir fragmana haberiniz olsun. Her ne olursa olsun adamlar bizleri fragmanlarla beraber kandırmaya devam ediyorlar. Keşke Marvel gibi yaptılar bu arada. Keşke spoiler vermemek için koysalar böyle sahneleri ama Sony'nin amacı genelde spoiler verip vermemek yerine insanlarda filmde örümcek adam varmış vibe yaratmak oluyor. Örümcek adam filmde olmuyor hatta bahsi bile geçmiyor ama sanki fragmanda ona dair göndermeler varmış gibi yapıyor adamlar. Çünkü onlar biliyorlar ki örümcek adam çok büyük bir marka ve eğer ona dair şeyler görürsek bizim filme gitme ihtimalimiz daha da artacak. Ah ulan Sony ah. Bir türlü akıllanmadın ve muhtemelen akıllanmayacaksın. Neyse ya benim Venom 3'ten umudum yüksek bu arada. Arada. Küçük de olsa büyük de olsa biz bu filmde bir tanesi spider göreceğiz ben bundan eminim. Tabii benim temennim ve beklentim Andrew Garfield'dan yana bu arada. Bakalım artık fragman yalan mıymış ne olacak ne bilecek film çıktığında göreceğiz. Ayrıca bu arada Spider-Man'in dördüncü filminde Venom'un çok ama çok büyük bir rol üstleneceği söylenmekte. Filmin konusunun zamanında bambaşka olacağı söylenmişti ama galiba konu belki de Sony'nin basılmasıyla Venom'a doğru evliliği olabilir arkadaşlar. Venom'un çıkacak olan yeni filmin yani Venom The Last Dance'ı muhtemelen Spider-Man 4'e köprü kurmak için kullanacaklar. Hem Venom 3'ün hem de Spider-Man 4'ün çok izlenmesini istiyorlar. Bu yüzden de böyle bir taktik uygulayabilirler çok da mantıksız olmaz açıkçası. Ama bana soracak olursanız ben Venom'u Spider-Man 4 yerine Spider-Man 5'te falan görmek isterim. Çünkü Spider-Man 4 içerisinde Venom yerine anlatılabilecek başka başka hikayeler de bulunmakta. Ve ayrıca bence Marvel çizgi romana sadık kalmalı. En azından MCU içerisinde çizgi romana sadık kalınsın ve örümcek adam simbiyotu Avengers Secret Wars zamanında kapsın mesela. Bizler simbiyotlu kostümü Secret Wars'a görelim. O zaman izleyelim. O zaman gaza gelelim. Hani mesela zamanında Avengers Infinity War'un öncesinde Iron Spider kostümünü tease etmişlerdi. Ondan sonra Spider-Man Avengers Infinity War'da kullanmıştı ya. Burada da öyle olsun. Simbiyotu tease etsinler. Daha sonrasında Avengers Secret Wars'da kullansınlar. Spider-Man 5'te de derinlemesine Venom ve Spider-Man filmi izleyelim mesela hani bence böyle bir şey olsun. Ama bakalım yani daha ne olacağı tam olarak belli değil gibi görünüyor. Fakat gelen büyük söylentilere göre Spider-Man 4 içerisinde Sony ve Marvel Venom'u kullanmak istiyormuş açıkçası. Valla bakalım Marvel neyler nehlerse güzel eyler bence. Hani tamam Sony'ye çok güvenmiyorum ama Marvel'a güvenim tam benim. Bundan sonra sevgili Marvel hata yapma lükslerinin olmadığını bildiği için Spider-Man 4'e dair çok büyük bir özen gösterecektir. Gerçi daha filmin yönetmeni dahi belli değil. Fakat yönetmenin belirlenmesine çok yaklaşıldığı söylenmekte bu arada. Yakın zamanda ona dair de bir haber alabiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü filmin çekimlerine çok az kaldı yani. Yönetmeni yakın zamanda açıklamak zorundalar. Her neyse canlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Buraya kadar gelenler varsa like atıp yorum yaparlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.